Değerli basın mensupları, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Depremin 17. günündeyiz ve ne yazık ki hala çok temel ihtiyaç malzemeleri karşılanamıyor. Başta çadır olmak üzere pek çok yerde içilebilecek kalitede su yok ve bazı bölgelerde de elektrik ne yazık ki yok. Alandan yeni geldik. Pek çok arkadaşımız hala alanda çalışmalara katılıyorlar ve bu 17 günlük zaman dilim içerisinde esasen kurtarılabilecek pek çok canımız bu ihmaller, bu aymazlık, bu yeteneksizlik sebebiyle aramızdan kopartıldı, gitti. Şimdi bir doğal olayın, bir felaket yaratan sisteme nasıl dönüştüğü sorgulanmadan yeniden inşaatçılık naraları atılmaya başlandı. Burada çok açıkça ifade etmek gerekirse felaketin sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu sistem ve ta kendisidir. Felaketin sebebi neoliberal, siyasal İslamcı, faşizan, inşaata dayalı birikim rejimidir. Felaketin sebebi liyakatsızlıktır, kurumların içini boşaltmaktır ve Erdoğan'ın her şeyi kendine bağlamasıdır. Her şey Erdoğan'a bağlandığı ve o da en kritik saatlerde her zaman olduğu gibi ortada olmadığından dolayı insanlarımız enkaz altında, bizzat tanıklıklarımız var bu konuda, bağıra bağıra hayatlarını kaybettiler. Buradan o sebeple halkımızın huzurunda esas olarak Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Uyguladığın inşaata, inşaatçılığa dayalı sermaye birikim modeliyle her tarlayı inşaat alanı olarak gördüm Sayın Erdoğan. Beşli çeteleri ve onların arkasında nicelerini var ettin. Bilimsel kriterleri hiçe saydın. 7 defa imarafı çıkardın. Eğer deprem olmasaydı 8.'de çıkmış olacaktı. Riskli alanları çıkardığın kanun hükmünde kararnameler ile risksiz alan ilan ettin ve suç işledin. Ve şimdi çıkmışsın sen ve adamların insanları hakaret ediyor. Bu nasıl bir yüzdür ve nasıl bir ahlaktır gerçekten şaşırıyoruz. Hani her şeye kadir diyorsun ya Recep Tayyip Erdoğan. Bu ülke tarihinin en büyük madenci katliamları senin zamanında oldu. En büyük seller senin zamanında oldu. En büyük orman yangınlarında sen en baştaydın. Deprem katliamı da ülkenin en büyük afeti olarak yine senin döneminde meydana geldi. Daha politik bir içerikle Gar katliamı, yani Türkiye tarihinin en büyük sivil politik katliamı da yine senin döneminde oldu. Ve şimdi sen çıkmış diyorsun ki bunlar kaderdi. Mukadderat böyleydi. Bu nasıl bir kaderdir ki bu ülkenin en fazla can kaybına sebep olan bütün katliamları, bütün can kayıpları hep senin dönemine tekabül ediyor. Bunda senin ve birlikte yöneticilik yaptığın kliğin hiç mi sorumluluğu yok? Hiç mi bunlardan sorumlu değilsiniz? Bu ülkede uçan kuştan, düşen yapraktan sorumlusunuz. Bütün iyi şeylerin sorumlusu sizsiniz ama 40 binden fazla resmi rakamlarla altını özellikle çizmek istiyorum. İnsanımızın hayatını kaybettiği bu katliamlardan sizler sorumlu değilsiniz. Biz sorumluyu çok iyi biliyoruz halk olarak. Esasen siz ve iktidarınız Sayın Erdoğan bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir. Bundan daha büyük bir felaket olmadığı içindir ki iktidarınız döneminde ardı ardına depreminden seline, orman yangınından diğer doğal afetlere, madenci katliamına kadar en büyük katliamlar hep sizin zamanınızda oldu. Ve şimdi çıkmış diyorsunuz ki bir yıl daha bana zaman verin, evleri, konutları inşa edelim. Niye size bir yıl daha zaman vereceğiz? Gömmeyi, enkaz altına gömmediğiniz insanları da enkaz altına gömün diye mi size bir yıl daha zaman vereceğiz? Sizin bir yönetici olarak bu ülkede
tırnak ucu kadar bir sorumluluk hissediyorsanız yapmanız gereken şey bir yıl daha zaman istemek değil, derhal istifa etmektir. Derhal istifa etmektir. Daha çok beton dökmek ve inşaat yapmak adına ülkeyi tam anlamıyla mahvettiniz. 2023'te Ay'a gidecektiniz, Maraş'a, Antep'e, Adıyaman'a, Hatay'a gidemez olduk. Ve hala orada 17. günde bu devlet imkanlarını seferber edip oraya hala çadır ulaştıramamış durumda. Konteyneri hiç konuşmuyoruz bile. Şimdi kalkmış, deniyor ki depremin müteahhit ayağına operasyonlar düzenleniyor. Müteahhit ayağını anladık da bu depremin siyasi ayağı ne olacak? Yani sizler ne olacaksınız? Yani imar haklarını el kaldıranlar ne olacak? Uygunsuz inşaatlara imkan verenler ne olacak? Bilim ince sayanlar ne olacak? Yani bu depremin siyasi ayağından hesap sormayacağız mı zannediyorsunuz? Eğer zannediyorsanız büyük tarihsel bir yanılgı içerisindesiniz. Bir valiniz çıktı, dedi ki insanlar artık evlerine girebilir. İnsanlar evlerine girdiler ve o sebeple can kayıpları yaşandı. Bir valiniz çıktı, dedi ki utanmazca işçiler, memurlar bir maaşlarını almayı versinler, ne olacak dedi. O valiye sormak gerekir. Ey vali, o inşaat baronları, inşaat firmaları diktikleri inşaatların milyarlarca liralık gelirlerini işçiyle, emekçiyle paylaştı mı ki yıkıldığında siz işçiden, emekçiden destek istiyorsunuz, bir maaşlarını almayın diyorsunuz. İşte utanmazlığın ve aymazlığın düzeyi budur. İnsanlar can çekişirken bu devleti yöneten ve insanların derdine derman olması gereken kimselerin çıkıp böyle utanmazca açıklamalar yapmalarıdır. Bunların kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Çıktın dedin ki gerçekleri inkar ederek yıkılan inşaatlar bizden önce yapılmış. Ve senin TÜİK'in seni yalanladı. TÜİK'in yalanladı. Ve 2003'ten sonra bu inşaatların büyük bir kısmının yapıldığını hep beraber bir kez daha görmüş olduk. Ülke tarihinin en büyük depremiyle karşı karşıyayız diyorsunuz. Bir dakika. Siz de bu ülke tarihinin en büyük kaynağını kullanan hükümetisiniz. 600 milyar dolardan fazla uluslararası alandan gelen kredi, 70 milyar dolardan fazla özelleştirme gelirleri, vergi gelirleri, kamu bankalarının gelirleri, çöktüğünüz Gülen cemaatine ait olan konutlar, şirketler, holdingler, bunların hepsi ucuza eklendiğinde siz olağanüstü bir kaynak kullandınız. Bu kullandığınız kaynakla bu ülkeyi, bölgeyi neden depreme dayanıklı hale getirmediniz? Bizim konuştuğumuz mesele budur. Cambaza oyunlarıyla gerçekleri gözümüzden saklamaya çalışıyorsanız büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Topladığın deprem vergilerini duble yol müteahhitlerine yedirdin Sayın Erdoğan. Asırlık Kızılay'a yakınlarını doldurdun. Bağışları oğlunun vakıflarına yönlendirdin. AFAD'ı liyakatsız kadroların eline teslim ederek tam anlamıyla içini boşalttın. Toplama alanlarını yapılaşmaya açtın. Yapma diyen bizim gibileri vatan haini ilan ettin. Oraya havalanı yapmayın diyen mühendislere ihanetçi dedin. Parkları AVM yapmayın. Buralar toplanma alanlarıdır diyen şehir plancılarını cezaevine tıktın. Uzmanları felaket tellalı ilan ettin. Ve o imar affı bu meclise geldiğinde Halkların Demokratik Partisi olarak biz dedik ki imar affı cinayettir. İmar affı on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi sebep olacak bir olumsuz adım olacaktır. Buna hayır diyelim dedik ve yalnızca biz söyledik bunu. Bize terörist dedin. Hepimiz Büyük Türkiye'nin önüne dikilen dış mihraklarız. Vatan hainleriyiz, öyle mi? Recep Tayyip Erdoğan, al sana Büyük Türkiye. Al sana Büyük Türkiye. Çadırı bulamadığı, çadırın bulunmadığı, depremden kurtulanların soğukta tir tir titrediği, hipotermide ölüme mahkum edildiği bir Türkiye. Senin yarattığın Türkiye. İnsanların
Ateş başında aşçı ve cebelleştiği bir Türkiye senin yarattığın Türkiye. Bağıra çağıra insanların enkazların altında ölüme terk edildiği bir Türkiye, senin yarattığın Türkiye. Eserinle ölebilirsin. Şimdi de kalkmışsın, o hal ilan ettin, insanları cezaevine tıktın, Twitter'ı yasakladın. Sormak gerekiyor ya, trilyonlar kazandırdığı müteahhitler nerede? İnsanları kurtaranlar trilyonlar kazandırdığı müteahhitler değil. İnsanları kurtardığın bu ülkede, bu ülkede hakaret ettiğin kimseler, düşman ilan ettiğin ülkeler insanları kurtarmaya geldi, sen gelmedin. Günlerce senden ses çıkmadı. Acizinle, beceriksizliğinle ve nobranlığınla insanları en çaresiz gününde enkazın altında bir başına bıraktın Sayın Erdoğan. Hipotermide ölüme terk ettin. 128 milyar dolar nerede diye sorduğumuzda bizimle dalga geçiyordunuz. Şimdi depremin yıkımının en az 100 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Şimdi anladınız mı 128 milyar doların ne kadar önemli olduğunu? Niye bizim bu para kefen bezimizdir, kefen paramızdır dediğimizi şimdi anladın mı? Anlamışsan da iş işten çoktan geçti. Bir bağış tiyatrosu kurdunuz, sağ cebinizden aldığınızı sol cebinize koydunuz. İçinden yine Cengiz'e teşvik çıktı, yine inşaatçılık çıktı ve önümüzdeki dönemde bütçe açığı 600 küsür milyar lira olarak öngörülen bütçe açığı trilyonlarca liranın üzerine çıkacak. Bu deprem ve depremde almamış olduğunuz tedbirler sebebiyle. Ve bu bütçe açığının herkesten daha fazla yoksulları vuracağını, herkesten daha fazla emekçileri vuracağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ihracatının yaklaşık %10'u bu 10 kentte yapılırken şu anda bu ihracat potansiyeli ortadan kalktı. Tarımsal faaliyetler önemli ölçüde ortadan kalktı. İnsanlar canı başı derdine düştüler. Dolayısıyla onurlu yöneticilerin yapacağı şey istifa etmektir. Onurlu yöneticiler istifa etmelidir ve ülkeyi derhal bir seçime götürmelidir. Değerli halkımız, bu yıkılan sistem aslında sadece inşaat değil, aynı zamanda siyasal İslamcı ve faşizan neoliberal uygulamalardır. İktidarın altında kaldığı şey işte tam da budur. Sizin sisteminiz yıkıldı. Son tuğlasına kadar yıkıldı. Ve fakat kurulacak bir sistemin, bir ülkenin işaret fişeklerinde biz yine o enkazların başında gördük. Enkaz başındaki dayanışmayla bunu gördük. Ey Recep Tayyip Erdoğan, senin aşağıladığın, hakaret ettiğin, çapulcu dediğin, sürtük dediğin, terörist dediğin, sanatçı müsveddesi dediğin insanlar var ya, sen daha ortada yokken hepsi enkaz başındaydı. Hepsi can kurtarmaya çalışıyordu. Hem de bundan kazanç elde etmek için değil, dayanışma için, insani değerler için bunu yapıyordu. İktidarınızın başından bu zamana kadar köpürttüğünüz piyasa, sermaye, para vesaire şeylerin hiç geçerli olmadığını hep beraber o enkaz başındaki dayanışmayla hepimiz gördük. Biten Türkiye senin Türkiye'ndi. Yeniden kurulacak Türkiye ise işte o dayanışmayla, yan yana gelme, insanların derdine derman olma bilinciyle, yani bütün emekçilerle, bütün çalışanlarla beraber kurulacak Türkiye'dir. Asgari ücreti şu noktaya çektik diye sizler övünürken ve bu ülkedeki zenginleşmeden, gayri safi milli hasıladan emeğin aldığı pay giderek düşerken, yani siz emekçileri yoksulluğa mahkum ederken, o enkaz başında ilk olarak madenciler vardı.
kadın mı kız mı nedir bilmiyorum dediklerim var ya, işte onlar hemcinslere dayanışmak için ve can kurtarmak için enkaz başındaydı. Ama sen yoktun. Senin yönettiklerin yoktu. Siz yoktunuz ve hala da yoksunuz. O sebeple bu halkın zihninde artık siz yoksunuz. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Çok ağır ödeyeceksiniz. Ölüme terk ettiklerinizin öfkesi sizi mutlaka sandıkta vuracak. Demirel, siyaseten nasıl gelirsen öyle gidersin demişti. 99 depreminin enkazından çıktınız Recep Tayyip Erdoğan. 2023 depreminin enkazına gömüleceksiniz. Şimdi bizler Halkların Demokratik Partisi olarak geçtiğimiz haftalarda deprem öncesinde bir ekonomi programı açıklamıştık. Ve bu ekonomi programında artık geleceğin neoliberal kapitalist politikalardan yana değil, artık kamucu politikalardan, dayanışmacı toplumsal ilişkilerden yan yana gelmekten yana aktığını, dünyanın da böyle bir rotaya girdiğinden bahsetmiştik. Paranın en yüce değer olduğu, karın en yüce değer olduğu sisteme ibadet etmenin anlamının kalmadığını, bu sistemin tarihin çöp sepetine çoktan gittiğini ifade etmiş ve kendi ekonomik programımızı açıklamıştık. O ekonomi programında şöyle söylüyorduk barınma konusuyla ilgili olarak. Barınma bir insan hakkıdır. Ve aynı zamanda anayasal bir haktır. Dolayısıyla insanların barınmasının önünde paraların olmaması, sosyal statülerinin yeterli olmaması gibi bir engelin dikilmesi kabul edilemez. Bütün insanlar kamu tarafından finanse edilmiş sağlıklı sosyal konutlarda yaşamalıdırlar. Konut, barınma bir spekülasyon malzemesi, üzerinden kar elde edilecek bir mesele olmaktan hızla çıkartılmalı ve hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimler eliyle barınma sorunu çözülmelidir demiştik. İşte o gün ne diyorsak bugün onu iki kat daha yüksek sesle söylüyoruz. Bir an evvel inşaatların yapılması yaklaşımı yine problemi yaratan noktaya ülkeyi tekrar taşımak anlamına geliyor. İktidar sahipleri ve Erdoğan biliyoruz ki bir an evvel bir yıl içerisinde inşaatları bitirmek suretiyle kaybettiği rızayı ve kaybettiği desteği toparlayabileceğini zannediyor. Bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Hemen inşaatçılık yerine öncelikle o bölgelerde gerekli bilimsel çalışmalar ve mikro bölgeleme faaliyetleri sürdürülmeli. Bundan sonra bu faaliyetlere yönelinmelidir. Depremzedelere yaşamlarını sürdürmek ve bu yaşamlarını yeniden kurabilmek için doğrudan ve dolaylı çeşitli kamusal desteklerin mutlaka sağlanması gerekir. Şu kabul edilebilir değildir arkadaşlar. Paran varsa doğru dürüst bir evde oturursun. Benim seçim bölgem Mersin'de 15-20 bin lira olmuş kiralar. Şimdi 15-20 değil de 5 bin lira olsa bile enkazdan sadece canını çıkartmış insanın kira vermesini beklemek, kira vermesini ummak insan dışı değil midir? O yüzden kamu bu konuda mutlaka inisiyatif sahibi olmalıdır. Yine depremzedelerin elektrik, su, doğal gaz ve iletişim faturaları başta olmak üzere kamusal hakları bunlardan kaynaklı olarak ortaya çıkmış olan borçların tamamen silinmesi gerekir. Depremzedeler bu hizmetlerden bu derde derman olunana kadar, bu yara sarılana kadar ücretsiz olarak faydalanmalıdırlar. Depremzedelerin vergi borçları, konut ve taşıt kredileri, kredi kartı borçlarının mutlaka silinmesi gerekir. Bütün depremzedelere yeterli kira ve eşya desteğinin sağlanması tümünün kamu eliyle barınmalarının sağlanması gerekir. Depremde hayatını kaybeden hak sahiplerine prim ödeme ve çalışma süresi koşulları aranmaksızın
ölüm aylığı derhal bağlanmalıdır. Depremde zarar gören işçilerin korunması için derhal işten çıkarma, yani fesih, iş sözleşmesini fesih yasağa getirilmelidir ama koşulsuz olarak getirilmelidir. Dün bir KK ile bu konular biliyorsunuz engellendi ama bunlar yeterli değildir. Yine dün geceki KK ile kısa çalışma ödeneği bağlandı ama bunların koşulsuz olarak bağlanması gerekir. Depremzede işsizler işsizlik ödeneğinden ön koşul aranmadan mutlaka faydalanmalıdır. Afetle mücadele programı çerçevesinde yeni istihdamların yaratılması gerekir. Bu da kamu eliyle yapılacaktır. İşverenlere afetse de çalıştırma yükümlülüğü mutlaka getirilmelidir. Deprem sonrası kurulan yaşam alanlarında kadın ve çocukların güvenli bir biçimde yaşayabilmeleri teminat altına alınmalıdır. Yine bu bölgelerde çocuklara yönelik destek hizmetleri Diyanet İşleri'nin eliyle değil, bakın altını çiziyorum, Diyanet İşleri'nin eliyle değil, çocukların sağlığına, ruh sağlığı başta olmak üzere riayet edecek bir biçimde uzmanlar tarafından verilmelidir. Çalışma hayatında kadın depremzedelere yönelik pozitif ayrımcı politikalar uygulanmalıdır. Deprem bölgesinde uygun ders alanları oluşturularak yüz yüze eğitime geçilmelidir. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kabul edilemez ve bir an evvel örgün eğitime geçilmesi sağlanmalıdır. Ve depremzedeler pozitif ayrımcı politikalarla desteklenmelidir. Biz bunları hükümetten talep etmiyoruz. Biliyoruz ki gölge etmesinler, ne bizler ne depremzedeler onlardan başka ihsan istemiyor. Çünkü buraya kadar yapmış oldukları, bundan sonra da yapacak olanların teminatıdır. Az önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Bir deprem felaketiyle iktidara geldiniz ama 2023 deprem felaketinin sizin tarafından felaket haline getirilmiş bir doğa olayının enkazı altındasınız. Bu sebeple bütün demokratik kamuoyuna, artık bu böyle gitmez diyene, bütün canı yananlara, depremde kendisini hisseden bütün halkımıza yan yana gelmeye, dayanışmaya, birlikte olmaya ve onların dayanışması değil, halkın dayanışmasını bir an evvel örgütlemeye ve kaim kılmaya ihtiyaç olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.